Herkese günaydın arkadaşlar. Benim hocam stüdyolarından tekrar merhabalar. Bugün pekiştireçler, pekiştirme ve ceza konuları, yani edimsel koşullanmada artık görmemiz gereken her şeyi hallediyor olacağız. Sonrasında yolumuza Bandura ile devam edeceğiz. 2024'ün yıldızlarından bir tanesi Bandura. O da ve sonrasında Tolmun'la da ilerliyor olacağız. Böyle bütün bir öğrenme psikolojisini halledip ondan sonra da artık topu sizlere bırakacağız. Çünkü bu konuları lütfen çalıştıktan sonra, her zaman söylediğim bir şey var. Önce çıkmış sorular, sonra soru bankaları, denemeler. Bunlarla kendinizi pekiştirmeniz gerekiyor. Konulara bir kere çalışın. Benim hep böyle benimsediğim bir düşünce vardır. Dersi derste öğrenmek. Yani bana göre biraz hamallık gibi geliyor. Sonrasında işte tekrar çalışayım, tekrar bakayım falan. Eksik olduğun yerlere bak ama dersi derste öğren. Bir kere öğren, tam öğren. Dolayısıyla da şu anda bunun için buradayız. Evet, bizler benim hocam stüdyolarından keyifli bir güne başlıyoruz ve şimdi sırada pekiştireçler var. Pekiştireçler arkadaşlar, edimsel koşullanmanın kalbidir. Ve her zaman tepkiden sonra gelir. Yani önce bir tepki olur, arkasından da bir pozitif ya da olumsuz bir pekiştireç gelir. Pekiştireçlerin temel mantığı şudur. Aslında tabii ki olumsuz pekiştireçler de var ama temel mantığında davranışın sıklığını arttırmayı amaçlar. Yani bir davranışın devam etmesini amaçlar ve Skinner bunu ortaya koyarken otizmli çocuklarla çalıştı. Otizmli çocuklara yeni davranışlar, yeni beceriler kazandırmak, dil konuşmayı öğretmek, kelime öğretmek gibi amaçları vardı ve hakikaten de işe yaradı. Geçen derste de söyledim. Normal çocuklarda da işe yarıyor. Dolayısıyla da pekiştireçlerin temel mantığı edimsel koşullanmada davranışı güçlendirmektir. Ha, bir sıkıntı var. Şimdi benim öğrenciler mesela bazen konuşurken falan, artık dil sürçmesi demeyeyim de, yani orada bir bilgi hatası olmasından endişe ettiğim için burayı özellikle vurguluyorum. Cümle kurarken şöyle bir şey duyuyorum. Pekiştireç diyeceğimize bazen ne diyoruz? Bakın ben de şunu yazarken şöyle. Pekiştireç diyeceğimize bazen pekiştirme diyoruz. Arkadaşlar bu ikisi çok farklı şeyler. Pekiştireç eşit değildir pekiştirme. Neden? Bakın buraya ne yazdım? Pekiştireçler. Aslında bu bir uyarıcı. Ama pekiştirme bir davranıştır. Yani bir eylemdir. Şöyle bir örnek vereyim. Ben Ahmet'e soru sordum. Ahmet soruyu doğru cevapladı ve ona aferin dedim. Ahmet parmak kaldırmaya devam etti. Şimdi benim için buraya baktığımda Ahmet'in parmak kaldırma davranışının devam etmesi pekiştirmedir. Yani pekişen davranıştır. Peki Ahmet'in parmak kaldırmasını sağlayan süreç, uyarıcı neydi? Pekiştireç neydi? Aferin'di. O zaman aferin pekiştireçtir. Ahmet'in parmak kaldırma davranışı da pekiştirme anlamına gelir. Lütfen ve lütfen özellikle söylüyorum ki söylediğim halde bazen bu tuzağa düşüyorsunuz. Lütfen bunu yapmayalım. Buraya düşmeyelim. Tamam mı? Pekiştireçle pekiştirme aynı şey değildir. Neden bu kadar önemsiyorum? Çünkü KPSS'de seçeneklerde çeldiriciler çok güçlü olabiliyor. Ve o anki psikolojiyle kafanızda böyle bir karışma da yaşanabiliyor. Bunu yapmayın diye lütfen bu aklınızda çok 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 kalsın. Şimdi pekiştireçler tepkiden sonra gelirler, davranışı güçlendirirler, davranışın sıklığını arttırırlar. Aslında bir nevi ödül anlamına da gelebilirler. Ve Jules Cesar'ın Brutus'e bir cümlesi var, benim çok hoşuma gider, kitaba da koymuştum. Diyor ki hata bizde değil, aldığımız pekiştireçlerde. Şimdi insanlara iyi davranışlar kazandırırken de, kötü davranışlar kazandırırken de aslında arkasında pekiştireçler var. Yani bir insanın böyle bir kurnaz olması, ne bileyim sahtekar olması, dolandırıcı olması, bunların temelinde de pekiştireçler var. Çünkü biz aslında insanların bu davranışlarını ödüllendirdiğimizde ya da bir çocuğun
arkadaşının işte oyuncağını aldığında ona vurmasını pekiştirdiğimizde, güldüğümüzde, aferin dediğimizde bunlar yerleşen davranışlar oluyor. O yüzden etrafınıza baktığınızda ya da kendinize de baktığınızda hoşlanmadığınız davranışların da maalesef insanlar tarafından pekiştirildiğini görürsünüz. Bu sıkıntılı. Ha tabii ki iyi davranışlar da var. Yani iyi ve güzel davranışlar da yine ödül sayesinde pekişebiliyor. Peki pekiştireçleri biz kaça ayırıyoruz? Gençler şöyle düşünün. Birincil ve ikincil. Bunlar yapılarına göre. Bir de anlamlarına göre. Olumlu ve olumsuz pekiştireçler. Bunlar da değerlerine göre. Burası bizim için önemli. Yani birincil ve ikincil pekiştireçlerin ne olduğu, klasik koşullanmada neye karşılık geldiğini konuşacağız şimdi. Ama daha da önemli olan bir şey var. Bizim daha çok kullanacağımız yer burası. Yani olumlu ve olumsuz pekiştireçlere bakmamız gerekiyor. İsterseniz bir başlayalım. Şimdi hatta şöyle yapalım, bütün tahtayı bir silelim, tamam mı? Bir kocaman tahtada bütün pekiştireçleri bir konuşalım. Evet. Bu çekimlerden sonra kol kası yapmış bir şekilde gerçekten. Yeni çekimlerimize kaslı kaslı devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu kavram haritasını bence sizler de alın. Çünkü önemli. Şimdi şuraya bir pekiştireçler yazalım. Pekiştireçler diye yazmayacağım. Sürekli UP yazacağım. Burada ne dedik? Yapılarına göre dedik. Bunlar da kendi içinde kaça ayrıldı? İkiye. Birincil. Ve ikincil. Buraya geldim. Değerlerine göre. Bunlar da kendi içinde kaça ayrıldı? İkiye. Olumlu ve olumsuz. Şimdi birincil pekiştireçler nedir? Yaşamın devamlılığını sağlayan doğuştan gelen durumlardır. Peki bunlar nedir? Mesela bakalım. Sağlık, hastalık, gürültü, radyasyon, hava kirliliği, baş ağrısı. Mesela yorgunluk. Değil mi? İşte uykusuzluk, şudur budur. Bunların hepsini sayabiliriz. Birincil pekiştireçlerin mantığı şudur. Yaşamın devamlılığını sağlayan hassas, doğuştan gelen ve bizim doğuştan tepki verdiğimiz durumlardır. Bizi oldukça etkiler. Yani bir baş ağrısı bazen bizim bütün davranışlarımızı ne yapar? Ortadan kaldırır. Ya da kötü bir hava, gürültülü bir ortam, can sıkıcı insanlar gibi gibi bunlar ne olacaktır? İnsanı etkiler. Ama biz burada birincil olan, yani doğuştan gelen, yani yaşamın devamlılığını sağlayan pekiştireçlerle ilgileniyoruz. Mesela radyasyona maruz kalmak, değil mi? Çernobil'i düşünün, Hiroşima'yı düşünün. İnsanların yaşadıklarını düşünün mesela. Yani ciddi anlamda yaşamı tehdit eden durumlar vardı. Bunlar birincil pekiştireçlerdir. Peki sorum şu. ÖSYM şunu sorsa, birincil pekiştireçler klasik koşullanmada neye karşılık gelir derse, diyeceksiniz ki arkadaşlar, birincil pekiştireçler koşulsuz uyarıcıya karşılık gelirler. Bu da soru olarak karşımıza gelebilir. Gelelim ikincil pekiştireçlere. Öğrenme yoluyla
kazanılan durumlardır. İkincil pekiştireçler etkinliğe dayalı olabilir. Yani mesela işte nedir? Sinemaya gitmek, bilgisayar oynamak, parkta gezmek falan filan. Sembolik olabilir. Kuponlar, işte yıldızlar, kurdeleler, hani gülen suratlar falan. Hiç unutmuyorum, Kutalp'e bir gün anaokulundayken öğretmeni şey yapmış. Alnına gülen surat yapıştırmış. Çocuk bütün gün onunla gezmişti mesela. Yani hakikaten çocukları çok çok etkileyen şeyler. Bunlar sembolik pekiştireçler ve ikincil pekiştireç olarak da karşımıza geliyor. Nesnel pekiştireçler işte oyuncaktır, kitaptır, kalemdir, bardaktır, defterdir falandır filandır gibi gibi. Ve sosyal pekiştireçler statüdür, prestijdir, takdir edilmektir, onaylanmaktır gibi gibi. Şimdi bunlar ikinci pekiştireçlerin türleri. Genel anlamda o zaman yazalım. Mesela nedir? Takdir edilmek. Onaylanmak. Ya da mesela aferin almak. Değil mi? Reddedilmek. Ya da mesela insanlarla olan ilişkilerimize baktığımızda nedir? İşte etkinlikler yapabilmek. Bunları çoğaltmak mümkün. Ya da işte ne bileyim kupa kazanmak, rütbe kazanmak. Şeyi izlediniz mi? İzlemişsinizdir muhakkak. Bu Yusuf Dikeç Twitter'da bayağı, hatta bütün dünyada bayağı bir olay oldu. Bizim milli okçularımızdan bir tanesi, bir hanımefendi daha var yanında, sporcumuz, ama onu adını hatırlayamadım. Çünkü çok ikonik bir fotoğraf vardı. Adam durmuş, gözünde gözlük şöyle. Müthiş. Yani hakikaten etkileyici değil mi? Elon Musk bile adamı tebrik etmiş mesela. Yani bu enteresan bir şey. Çünkü şimdi o altın madalya da ikincil pekiştireçtir baktığınızda. Ve bunlar güzel şeyler. Bunlar insanları motive eden şeylerdir. Peki, ikincil pekiştireçler klasik koşullanmada neye karşılık gelir derse ne diyeceksiniz? Koşullu uyarıcıya karşılık gelir. Şimdi burası soru olarak daha nadir gelen bir yer. Ama asıl anlamanız gereken yer burası arkadaşlar. Hadi burayı bir halledelim. Pekiştireçler yapılarına göre olduğu kadar değerlerine göre de değişim gösterirler. Olumlu pekiştireçlerin özelliği şudur. Ortama, bakın yazdıklarıma dikkat edin. Ortama girdiğinde organizmayı mutlu eder. Ödül anlamı taşır ve davranışın sıklığı artar. Peki ortamdan çıkarsa ne olur? Ortamdan çıktığında, organizma mutsuz olur, davranışın sıklığı azalır. Çünkü neden? Ceza anlamı taşır. Güzel bir şey ortamdan çıktığında kişi mutsuz olur ya da organizma mutsuz olur. Çünkü hayvanlar da bunun içinde. Ve davranışın sıklığı azalır, ceza anlamına gelir. Buraya geldim. Olumsuz pekiştireçler ortama girdiğinde organizmayı mutsuz eder, rahatsız eder, ceza anlamı taşır ve davranışın sıklığı ne olacaktır? Tabii ki azalır. Ancak olumsuz bir pekiştireç ortamdan çıktığında oh be çok rahatladım ya kurtuldum deriz ya, işte o yaşanır. Peki ne olur ondan sonra? Olumsuz pekiştireçler ortamdan çıktığında davranışın sıklığı artar, organizma rahatlar. Şimdi bunları örneklerle de göstereceğim. Bir tek şeyi söyleyeyim. Şunlara dikkat edin. Olumlu pekiştireçleri ben UP artı ile göstereceğim.
Olumsuz pekiştireçleri UP eksiyle göstereceğim. Bundan sonraki kısımlarda anlayın ki bunlardan bahsediyorum. Evet, olumlu pekiştireç, tekrar söylüyorum, ortama girdiğinde beni çok mutlu eder. Yani benim hoşuma giden bir şeyin ortama gelmesi harikadır. Çok keyif alırım. Ama ortamdan çıktığında da ne olur? Mutsuz olurum, rahatsız olurum, davranışım azalır. Olumsuz bir pekiştireç ortamdayken mutsuz eder, ceza anlamına gelir ve davranışın sıklığını baskılar ve azaltır. Ama olumsuz bir pekiştireç ortamdan çıktığında oh ya çok rahatladım deriz ve davranışımız devam eder. Hadi şimdi şunları birleştirelim. Tamam mı? Hadi bakalım. Farklı bir kalemle yazıyorum. Mesela baş ağrısı. Şimdi baş ağrısı olumsuz bir pekiştireçtir. Birincil, ikincil diye ayırmıyorum. Baş ağrısı. Hava kirliliği. Gürültü. Sıcak hava. Ondan sonra reddedilmek. Bakın bunlar ikincil ya da birincil fark etmez. Bunlar olumsuz pekiştireçlerdir. Geldim buraya. Olumlu olanları alalım. Sağlıklı olmak. Hep de olumsuzları şey yapmışız. Uykusunu almış olmak ya da dinlenmiş olmak. Aferin almak. Onaylanmak. Takdir edilmek. Değil mi? Kupa almak. Madalya kazanmak. İşte bunların hepsi de ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki olumlu pekiştireçlerdir. Şimdi bunlarla bir formül. Aslında öğrenme psikolojisi biraz matematiksel bir tarafı vardır. Yani bu denklemleri doğru kurduğumuzda inanın yapamayacağınız hiçbir şey yok. Şimdi bakıyorum ben buraya. Aferin mesela. Ben bir davranış yaptım. Aferin aldım. Mutlu oldum. Davranışımın sıklığı arttı ve müthiş. Peki aferin ortamdan çıkarsa ne olur? Organizma mutsuz oldu, davranışı azaldı çünkü ceza anlamına geldi. Bunları niye bu kadar uzun uzun anlatıyorum? Çünkü birazdan başka bir şeye bağlayacağız. O yüzden burayı iyi oturtmanız gerekiyor. Kupa almak. Mesela yine bu Paris 2024 olimpiyatlarında bir tane yarışmacı böyle kupayı kazanamadı ve çok mutsuz oldu. Yani suratından da belliydi gerçekten. Neden? Çünkü bakın burada ortama ne oldu? Olumlu bir pekiştireç ortamdan çıktığı için davranışın sıklığı azaldı, motivasyonu düştü, hareket etme isteği azaldı gibi gibi bunlar önemli şeyler. Buraya geldim. Baş ağrısı ortamda. Başım ağrıyor ve ne yapıyorum? Kitap okuyamıyorum, ders çalışamıyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Davranışımın sıklığı azaldı. Ama ilaç aldım ve baş ağrısı gitti. Rahatladım. Bu benim için ne olacaktır? Olumlu bir durumdur. Yani aslında olumsuz pekiştirecin ortamdan çıkması ödül anlamına gelir. Çok hava sıcak. Yani değil mi? Yani hakikaten hava böyle bu aralar. Yani geçen hafta da çok sıcaktı. Ama müthiş bir sıcaklıkta biz kendimizi bunalmış hissederiz. Böyle ay artık böyle ceza gibi gelir o bize. Dolayısıyla ne olacaktır? Bu durum ortadan kalktığında da oh be deriz, rahatlarız. Klimayı açtın, işte arabada klimayı açtın, su içtin, serinledin, şunu yaptın, denize girdin falan filan. Bunları yapıyor olmamızın sebebi de aslında rahatlamaktır. O durumdan kurtulmaktır. Velhasıl şöyle bir baktığımızda pekiştireçler bu kadar. Ve bizim kullanacağımız bütün hikaye bundan ibaret arkadaşlar. Yani biz özellikle burayı kullanacağız. Olumlu pekiştireç ortama girerse ne olur? Ortamdan çıkarsa ne olur? Olumsuz pekiştireç ortama girerse ne olur? Ortamdan çıkarsa ne olur? Bizim bütün uğraşacağımız yer tamamıyla burası arkadaşlar. O yüzden de burayı çok güzel oturtalım. Anlaştık mı? Bundan sonrasında çok rahat edeceğimize inanıyorum. O yüzden birinciller, şöyle bir özetleyelim. Birinciller yaşamın devamlılığını sağlar. Hayatımızın devam etmesiyle ilgilidir. Sağlıklı olmak, uykumuzu almış olmak. Mesela bunun içerisine şeyi de katabiliriz değil mi? Yiyecek, uyku, ondan sonra içecek, su içmek falan, bunların hepsini katabiliriz. Çünkü mesela bir insan karnı aç olduğunda da mesela rahatsız olabilir. Bundan bahsediyorum. O yüzden bunlar önemli şeyler. İkincil olanlar, doğuştan herhangi bir bilgimizin olmadığı
ama hayatın içinde yaşamla, deneyimle kazandığımız özelliklerdir. Şimdi açıkçası ben kupanın, madalyanın ya da işte aferinin anlamını doğduğumda bilmiyordum. Ama hayatın içinde bunları öğrendik ve bunlar bizim için bir pekiştireçtir. Yani bir çocuğun gözünde aferin alabilmek için yaptığı şeyleri gördüğümüzde bunu ne demek olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Yani hayatın içinde bunları kuşanarak geliyoruz. O yüzden Sezar'ın sevgili Brutus hata bizde değil aldığımız pekiştireçlerde dediği nokta burası. Yani Brutus gidip de birini öldürüyorsa ve bu işte sarayda, kraliyette çok önemli, harikasın işte helal be deniliyorsa bu tabii ki sıkıntı yani değil mi? Çocuklara neyi verdiğimiz biraz pekiştireçlerle alakalı. Geldim buraya. Değerlerine göre pekiştireçler olumlu ve olumsuzdur. Ortama girdiğinde ne oldu, ortamdan çıktığında ne oldu buna bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi pekiştireçleri bölmek istemiyorum. Bu video bu kadar. Sonrasında pekiştirme ve cezayla bütün bu öğrendiklerimizi birleştiriyoruz. Tekrar görüşmek üzere sevgiler ve selamlar.